Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık koltuğunun sahipleri bir günlüğüne çocuklar oldu. Sonra? Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Nisan sebebiyle Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı ve beraberinde gelen çocukları Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti. Erdoğan burada çocuklara hitaben bir konuşma yaptı. Valiliklere, kaymakamlıklara, belediyelere ziyaretçi olarak gelen sizler, yarın o görevleri bizzat yürüteceksiniz. Cumhurbaşkanı konuşması sonrasında ise koltuğunu bir günlüğüne 23 Nisan geleneği olarak küçük bir kız öğrenciye devretti. Sözü Sayın Cumhurbaşkanımıza bırakalım. Buyurun. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli basın mensupları, saygıdeğer konuklar, sevgili arkadaşlarım. Böyle anlamlı bir günde beni ve arkadaşlarımı davet ettiği için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum. Erdoğan, küçük kızı konuşması sonrası kutlamayı da ihmal etmedi. Daha sonra basın mensuplarının sorularını alan küçük kıza Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile ilgili yapılan tartışmalar soruldu. Ancak gazeteciler bu soruya cevap alamadı. Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile ilgili bazı tartışmalar yaşanmıştı. Siz de şu anda saraydasınız. Sizin görüşleriniz nedir? Siz nasıl buldunuz? Teşekkür ederim. Aslında bugün 23 Nisan biliyorsunuz ki biz bugün bayram kutlamaya geldik. Bugün coşkulu günümüz, sevgili günümüz bugün. Onun için 23 Nisan'la ilgili sorular daha uygun olabilir. Teşekkür ederim. Küçük kıza sorulan sorular arasında başkanlık sistemi de vardı ancak gazeteciler bu soruya da cevap alamadı. Sayın Erdoğan'ın sözlerini atıp yaparak bir soru sormak istiyorum. Daha öncesinde söylemişti Sayın Erdoğan, benim hayalim başkanlık sistemi diye bu Türkiye için. Siz şu anda Türkiye'deki mevcut yönetimden memnun musunuz? Sizin Türkiye için hayaliniz nedir acaba? Aslında benim bildiğim bir başkanlık sistemi var. O da sınıf başkanlığı. Biz sınıf başkanımızı da dönem başında seçmiştik. Ve bir soru da çözüm süreciyle ilgili geldi. Yeni Cumhurbaşkanı olarak çözüm süreciyle ilgili, yani barış süreciyle ilgili neler söylemek istersiniz? Teşekkürler. Dediğiniz gibi barış süreci, çözüm süreci içerisinde kardeşlik, sevgi, barış diliyorum. Çünkü biz 23 Nisan çocukları olarak sorunlarımızı sevgi, barış ve kardeşlik içinde çözeriz. Teşekkür ederim. Çocukların saray ziyaretinde dikkat çeken anlardan biri de 23 Nisan törenleri kapsamında küçük bir sanatçının Erdoğan'a keman çaldığı anlar sırasında yaşandı. Biraz yaklaş ama. Söyle. Cumhurbaşkanım, bu parçayı şehitlerimiz için çalıyorum. Maşallah. ...23 Nisan sebebiyle koltuğunu devreden bir diğer isimse Başbakan Ahmet Davutoğlu'ydu. Çankaya Köşkü'nde çocukları kabul eden Davutoğlu, koltuğunu Pelinsu Topraksoy isimli bir öğrenciye devretti. Çekleri de ben size ikram vereyim efendim. Evet. Pelinsu da gazetecilerin başkanlıkla ilgili sorularına maruz kaldı ancak küçük kız da beklenen cümlelerle cevap vermedi. Seçimler yaklaşıyor, başkanlık sistemi tartışması var. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda başkanlık sistemiyle ilgili? Biz sınıf başkanımızı seçtik yani. Pelinsu, çözüm süreciyle ilgili ise tek kelimelik bir değerlendirmede bulundu. Davutoğlu'nun kulağına fısıldayarak kopya verdiği küçük kız süreci kardeşlik olarak nitelendirdi. Çözüm süreciyle ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Kardeşlik.